Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Altınkum'dayız. Altınkum ana plajı Medusa Disco karşıda. Burada bir site içinde size 1 milyon 750 bin lira bir bahçe dübleksi sunacağım. 3 oda, salon, açık mutfak, 2 tane de banyosu var. Böyle şekli şemali iyi. Takdir sizin. Biraz drone'la da çektik değil mi Furkan? Drone'la da çektik. Böyle denize nazır, salonu, bir odası, altlar da iyi görüyor. Köşe başlıdır. Yani böyle hani böyle biraz müstakil tadında bir şey. Yani müstakilleştirirseniz belki de neredeyse olabilir. Çünkü köşe başı giriş de ayrı. Evet. Ha şimdi beni de gösterdin değil mi? Arkadaşlar gördünüz 1, 2, 3, 4 bloktan oluştu. Burası bizim tanıdığımız arkadaşımız, dostumuzun evidir. 1 milyon 750 bin liradan. Efendime söyleyeyim biraz pazarlığı vardır. Daha önce size hemen bunun üstünde bir ev sunmuştum. Eşyalı, 3 artı 1 asansörlü, yine site içi. O çok uygundu. Oraya sonradan bir ara adam 1-200'e veriyordu. Sonra 1-300 yaptı. Şimdi 1-350 yaptı. 1-200 iken 1-100 verdiler. 1-350 iken 1-250 verdiler. Hala vermedi. Gelir verir vermez bilmiyorum ama bizde satılıktır. Orada bir tane de daire var. Bunun hemen arkasında. Yine eşyalı. Bir hemşerimiz ablamızın yeri, İpek ablanın yeri. O da Fransa'da oturuyor. O da 770 diyordu. Bir Elazığlı bir abiye önerdik. Onlar ikisi görüştüler. Adam parası yokmuş. Neyse. O ayrı bir şey. O abla da gelince muhtemelen o söylediği rakamdan vazgeçecek. Çünkü gelip burada fiyatları gördükten sonra insanlar piyasa vakıf olduktan sonra vermek istemiyorlar. Çünkü onlara diyor ki biz verince bir daha alamayacağız. Böyle git ta en başa git. Sevgili arkadaşlar asansörlüdür. Gece aydınlatmaları çok güzel. Böyle acayip bir romantik bir havası var buranın. Kendini seven, parası olan alsın. Parası yoksa borçlanıyorum, korkuyorum diyen abiler siz de almayın. Ondan sonra paranız varsa alırsınız. Yoksa artık yukarıda Efeler, Hisar'da, bilmem Cumhuriyet'te yeni sıfır evlerde ben paylaştım geçen gün. Bir dübleks 800 bin lira, 850, 900 bile isteyenler var orada. Şimdi burası da aşağıdır. İşte deniz var, layloy var, keyif var. O yüzden fiyatlar yüksek. Burada inşaat kalitesi de güzel. Yani çünkü bu atmosfer oralarda olmaz. Ne deniz var, ne bu geniş alan var. Durum bu sevgili arkadaşlar. Gel babacığım, gel. Gel. Şimdi biz üstteyiz. Üste salon, açık mutfak, bir oda, bir de bir banyo var. Mutfağımız burası. Mutfakta abla burada kete yapınca azıcık denizi görüyor. Azıcık görüyor. Buradayken görüyor. Burada görmüyor. Ha şimdi yakından burayı göster babacığım. Hadi kurban olayım. Valla arkadaşlar hal haval böyle. Geçen yıl arsalar vardı 700. Bu yıl 1.350 olmuş. Ondan sonra evler yine üşmüş. Yani biz diyoruz ki hani geri gitmesi için ne gerekçe var? Neden geri gitsin? Stokta ürün yok. Stokta yani böyle bir sürü ev yok İstanbul gibi. İşte bir Araplar gelirdi orada Alaoğlu'dan hepsini alıyordu. Adam da çok yapıyordu. Burada yok yani. Burada desen hani burada 5-6 parça satılık var. Yukarıda yine aynı. Bodrum'da, Urla'da, Çeşme'de rakamlar daha yüksek olduğu için insanlar alamıyor. Dolayısıyla buraya geliyorlar. Geç buraya salonu göster. Şimdi burada gelecekte ne olur bilmiyorum. Yeni yeni imara açılan yerler var. Onlar da çok aşırı yüksek ihaleyle satılıyor. Yani artık kanımca, kanaatimce dediğim gibi yerlerde artık ev almak biraz hayal olacak gibi. İnşallah olmaz. İnşallah herkes alır. Evet, birkaç tane abla var. Değerli tatlı ablalar diyorlar ki ya bu yabancılar falan burayı böyle değerlendirdiler. Doğru, gurbetçiler gidiyor. Geç babam oradan. Hem orayı bir daha böyle hafif tara, sonra odayı göster. Sonra onlar da haklıdır. Ama insan neredeyse Allah oradadır, onu da söyleyeyim. Böyle şey yapmayın, felsefe yapmayın ama doğrusu kim nerede mutluysa orası iyi. Evet, bura oda, birinci oda sevgili arkadaşlar. Burada bu denize kıyısı olan, deniz kıyısında olan evler keyifçilerin evidir. Parası olan kodamanların evidir. Ben de yukarıda oturuyorum. Hani biz burada oturamayız. Çok layloylu yer. Yani tatil için iyidir. Ya da işte bir tane abla var. Bir tane çocuğu var.
hiç akraba makraba ile soyutlandıysan belki olur. Şimdi biz buraya gelsek karışır her şey. Dolayısıyla zaten burası bize gelmiyor. Ama böyle haliniz, havaliniz iyiyse buyurun gelin. Laylo yapın. Havuz başında işte düğün dernek yapın. Bir şeyler yapın. Sevgili arkadaşlar, dübleks, bahçe dübleksi ama yer seviyesinin üstündedir. Aydınlatmaları çok güzel. Gece böyle değişik, acayip bir atmosferi var buranın. Bu odayı da gösterelim. Sonra biz etrafını da göstereceğiz. Drone görüntüleri de videonun sonuna ekleyelim, değil mi? Arkadaşlar bu da oda. İşte üstte bir oda vardı. Bu oda da aynı odanın altındaki oda. Ve geç buraya babam, koridoru da göster. Sen artık bu odaya gel. Evet. Bak buradan da havuzu gösterelim istersen. Merhaba ablacığım. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Vallahi biz de çok iyiyiz ablacığım. Siz televizyona çıktınız. Vallahi biz böyle video video çekiyoruz. Abla çıkarma, belki rahatsız olur. Abla burada mı oturuyorsun sen? Müşteri, evet, evim burada. Ha, çok güzel bir yer. Evet. İnsan burada yaşlanıyor. Vallahi zaten size bakınca çok pozitif bir ablasınız. Ya bu atmosfer size çok iyi gelmiş. Ablayı göster, hayat çok, abla çağdaş bir insandır. Abla sen burada mı gençleştin yoksa özünde genç miydin? Sen burada mı gençleştin yoksa özünde genç ruhlu bir ablasın, yani gençsin de. Sinirlerim, ben hep böyleyim. Vay lan, ne mutlu sana burada ablacığım. Burada gençleştim. Valla çok güzel. Çok güzel. Hayat çok güzel. Aynen öyle. Burayı aldık, daha ömrümüze ömür kattı. İnan ki bayılıyorum şöyle biz. Yatakta burayı seyrediyoruz. Denizde seyrediyorsunuz da. Şimdi bizim insanımız çok şeye layık ama gerçekten ben de mutlu oldum siz böyle dediğiniz için. Evet. Çünkü burası bizimdir. Sizin gibi insanlar da gelince buraya emin olun biz de mutlu oluyoruz. Evet. Şimdi biz de burayı bir arkadaşlarımıza öneriyoruz. Ha, iyi oldu. Inşallah. Ben de içim dışım ne varsa böyle frensiz bir adamım. İçimden evet. Geldiği gibi evet. Anlayışınıza teşekkür ederim. Çok sağ ol ablacığım. Saygılarla. Yaz kış mı kalıyorsunuz siz? Evet. Çok sağ olun. Hadi saygılarımla. Sağ olun. Evet, terasımızı da gösterdik. Değerli ablamızı da merhabalaştık. Sevgili ablamız Furkan. Gel Furkan. Gördün? Abla zaten genç ama biraz daha genç olmuş. Burada da bir, o zaman yukarıdaki banyo sayarsak. Bura banyo değil. Burada başka bir şeydir. Furkan. Furkan hadi gel, ben verem oldum. Burayı göster. Furkan ya vallahi ya. Furkan sen benimle çok zorlanıyorsun değil mi? Evet, şimdi geç çelik kapıdan böyle koridoru da göster. Heh. Furkan oğlu, Furkan o. Muhtar oğlu, Muhtar o. Furkan sen o kalamları bilmiyorsun. Mora muhterli bu jaro. Sevgili arkadaşlar burası böyle, az önce o odayı gösterdik. Biraz kendime geleyim. Burada da bir ayak yolu var. Üstte de salon, bir oda, bir banyo, bir de havuza, denize nazır. Balkon gösterdik. Evet, şimdi üçüncü odamızı göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu da üçüncü odamız. Odalar çok çok büyük değil fakat bağımsızdırlar. Ama güzel oda, bahçesi mahçesi var. Ve burayı da gösterelim Furkan. Furkan. Sevgili arkadaşlar, bu kapıdan geldiğiniz zaman böyle evinize gidersiniz. Aşağıda da kapı var. Oradan da gelirsiniz. Şu anda bütün kapılar kapalı. Daha henüz çok hareketlenmediği için efendime söyleyeyim, tek bir kapı var aktif. Dolayısıyla Furkan şimdi buraya gel. Evet. Bu bahçe... İstiyorlarsa gelsin alsınlar. Sen söyler misin abla? Burada var. Hepsi var burada. Abla bir şey diyor. Abla bir şey diyor. Ya oluyor oğlum, ben biliyorum oluyor. Abla ne gelsinler? Ben denemişim. Ha, abla ne diyorsun sen? Gelsinler, alsınlar, yaşamak istiyorlarsa. Dudumuz da var. Komşular gelsin. Limonlarımız var, portakallarımız var. Gelin komşu olalım. Yaşayalım hep beraber şu güzel yerde. İyi tamam yaşamlar. Abla. Hadi sağ olun, saygılarımla. Valla abla da çok renk kattın abla. Abla valla çok güzel oldu. Bu da bahçemiz. Bahçemiz de burası sevgili. Abla seyredersin, YouTube'a atıyorum. Ben muhtemelen yarın atacağım canım ablam. Ama ben gelirim, sizi ziyaret ederim bir daha. Ben valla çok
Ya vallahi ya ne sıcakkanlı insansınız ya. Ben akıllardan çok çektim. Yani böyle içi dışı olan bir insanlar daha başka oluyor. Vallahi ben akıllı insanlardan çok çektim ya. Öf. Furkan gel. Furkan buraları göster Furkan. Ho ho. Ablacığım bir daha görüşürüz. Tamam. Saygılar, hürmetler. Furkan bu teraslarda göster. Furkan aha. Sevgili arkadaşlar buraya böyle bir şey korkuluk koyabilirsiniz. Teraslar anlaşılıyor mu Furkan teraslar? Evet. Burayı da gösterdik. Furkan muhtemelen evet. Ana. Bunlar, bu sular niye süs değil mi? Mezarın üstüne koyar gibi. Şimdi Furkan Bey gel. Dikran abinin evini gösterelim. Dikran. Furkan. Dikran'ın evini de göster. Biliyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi Furkan size Dikran'ın evini gösterecek. Bu Dikran'ın evi eşyalı. Ben daha önce size sundum. Şu anda 1350. Bir ara 1200 oldu. 1200 olunca 1100 veriyorlar. Efendimesi 1350 olunca 1200 bin bilmem ne veriyorlar. O ev 3 artı 1 eşyalı. O terastan deniz görüyor. O Dikran abimizin evi. Şimdi şemsiyenin üstündeki bunu da göster. Bu şemsiyenin üstünde. Şemsiyenin üstündeki balkonda İpek ablanın evi. O da 770 bin eşyalı. Ama İpek abla gelir vazgeçer vermez. Ben sorumluluk kabul etmiyorum. Şu anda veriyor. Biz birine yönlendirdik bilmiyorum. Anlaştılar. Adamın parası yokmuş. Ondan sonra onu da böyle bir taşla üç kuş vurayım dedim. Bunu da size arz etmiş olduk. Saygılarımı sunuyorum. Hürmetlerimle iyi akşamlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi burası Altın Kum. Bu da drone görüntülerini size arz ediyoruz. Drone'lu iyi oluyor artık. Zaten hani insanlar daha iyi anlıyor ve anlaşılıyor. Ama bu emeği bilen bilir. Öyle günde her noktaya drone kaldır. Vallahi çok zor. Kolay değil. İşte nam-ı diyar. Herkesin hayalindeki Altın Kum burası. Bu videoyu dün akşam üzeri çektim. Bu sabah nedir? 10.33. 2 Haziran Çarşamba 10.33. Şimdi paylaşıyorum. Kahvaltımı yaptım. Çay içiyorum. Bardak tabağa değdi. Arka sese eklendi. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu binalarda da bir tane dübleksimiz var. Dikran abinin. Galiba bu balkonlu. Hangisiydi? İşte bunlardan biridir. Yani biraz deniz görüyor. 1350. Bir tane de altta İpek ablanın dairesi var. O da 770. Bu bloklarda. Burada da bu soldaki modern, şık, güzel, evet sitede de 1.500.000'e efendime söyleyeyim 3 artı 1 bahçe dübleksimiz var. Her taraf deniz manzaralı. Gösterdik zaten size. O çok ilerideki bina da Maril Otel. Orada fitness'i var, maşa salonu çok güzel. Bilginiz olsun. Ben çayımı içeyim yani bu ses çıkarıyorsa ben ne yapayım? Evet arkadaşlar. Memleketin güzel karelerinden size böyle şeyler paylaşıyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.